Günaydın, hayırlı sabahlar herkese. Güzel bir gün diliyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Evet, güzel bir günden herkese selam olsun. Yine böyle arabada bir video başlatayım dedim. İşe giderken bakalım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Benim çok güzel. Allah'a şükürler olsun. Allah bozmasın. Hiçbir problem yok şu anda. Çok da güzel ortama uyum sağladım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Güzel vakit geçiriyoruz. İş ortamı olarak da problemsiz. Çok şükür. Hani arkadaşların hep böyle desteğini görmekteyim bu konuda. O da bana çok güzel rahatlık veriyor. Ne bileyim, güzel. Şu anda çok iyi. Allah bozmasın. Öyle bakalım arkadaşlar. Videoyu burada başlattık. Nerede devam ederiz? Nerede bitiririz? Artık doğaçlama olarak görüşürüz arkadaşlar. Bakalım şimdilik. Biz başlıyoruz bakalım. Kolay gelsin bize. Görüşürüz yine. Selamlar herkese. Evet arkadaşlar, işten çıktım. Eve gidiyorum. Bugün ne günlerden? Ha, cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Herkesin cuması mübarek olsun. Herkesin ettiği dualar kabul olsun. Öyle. Bugün de mesaimiz bitti. Eve gidiyoruz bakalım. Yine trafik sıkıntısı. Bekliyoruz. İnanın bana 45 dakikadır yoldayım. Vallahi. Öyle, eve gidelim. Şöyle yemek yapacağız bakalım beraber. Taze fasulye pişireceğiz bugün. Ya da pilav da yaparız herhalde. Ya da makarna yaparız. Bakalım çocuklar ne isterse onu yaparız. Ona göre. Sizle de görüşürüz gene. Şöyle bakın, kilitlendi. Bekliyoruz. İş çıkış saati olduğu için ilerlemiyor. Karınca gibi gidiyoruz vallahi. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Cumartesi gününden hepinize selam olsun. Şimdi saat 2. Hatta çeyrek geçiyor. 2'de bizim mesaimiz bitti. Ben şimdi arabaya bindim. Eve gidiyorum. Evden de kızımı alacağım. Doğru nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Açılışa. Dilan Polat'ın Çekmeköy açılışı var bugün. Çekmeköy bize çok yakın. Açılışını yaptığı şubesi. Oraya gidiyoruz biz kızımla beraber. Açılışa katılacağız bakalım. Öyle, bugün çok güzel bir gündü. Bugün hep beraber kahvaltı yaptık arkadaşlarla. Herkes işte bir şeyler hazırladı, götürdü. Ben de arkadaşım bir tanesi pankek yapmıştı. Ben de çikolata aldım. Hamur işi falan yapmadım evde. Herkes börek, çörek, işte kahvaltılık vesaire bir sürü şey getirmişler. Çok güzel bir kahvaltıydı. Gönül isterdi ki size de çekebileyim, size de paylaşabileyim ama henüz çekim yapamıyorum ne yazık ki. Dediğim gibi çok güzel bir kahvaltı yaptık hep beraber arkadaşlarla. Şimdi birkaç tane arkadaş mesaiye kaldı. Onlar mesai yapıyorlar. Biz de çıktık. Daha doğrusu ben de birkaç arkadaşım birlikte çıktık. Gidiyoruz bakalım. Benimle beraber gelen arkadaşım da mesaide kaldığı için ben tek gidiyorum bugün yine. Öyle işte arkadaşlar. Görüşürüz biraz sonra Dilan Polat'ın açılışında bakalım. Evet, şöyle çıktık evden. Gidiyoruz bakalım. Müzik sesleri geliyor. Hoş geldiniz. Nasıl güzel bir enerji. Ay diyordum ki herhalde Çekmeköy bu kadar kalabalık olmaz ama beni yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkür ederim. Çekmeköy şubemizin muhteşem bir hikayesi var. Karşımda şu anda Kübra, yanımda Cevriye, arkamda Zehra abla, Dilan Polat'ın annesi. İnanılmaz güzel bir ekip olduk biz. Her zaman hayal etmiştim. Çok vefalı personellerim olsun, benim işlerimin başında olsunlar diye. İnanılmaz güzel bir ekip olduk. Cevriye de bunlardan bir tanesi. 6 senelik muhteşem bir ekibimin en değerli parçalarından bir tanesini buraya emanet ediyorum. Ve hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Çok seviyorum. Enerji! İyi ki varsınız. Herkese selamlar arkadaşlar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Evet, dün videomu tamamlayamadım. Bugün işte kaldığımız yerden devam edeceğiz bakalım. Çocuklarla dışarı çıktık. Oyumuzu kullandık. Allah inşallah her şeyin hayırlısı nasip etsin cümlemize, birlikte hepimize de. Öyle, şimdi dışarı çıktık, AVM'deyiz. Kızım bir şeyler deniyor. Oğlum bir şeyler deniyor. Malum yaz geliyor biliyorsunuz.
Birkaç bir şey bakalım anne dediler. Öyle çıktık biz de AVM'ye geldik oy kullandıktan sonra. AVM'deyiz şimdi, dolaşıyoruz. Onlar şimdi kabindeler, ben bekliyorum. Öyle. Görüşürüz bakalım günün devamında tekrar. Şöyle mağazadan çıktık. Birkaç parça bir şeyler aldı çocuklar. Kızım, burası neresiydi? Bahsins'a girmek istedi de. Birazcık şöyle dolaşalım bakalım. İhtiyaçlarını alsın. Her şey o kadar çok pahalı ki. Size anlatamam. Efendim yavrum. Geliyorum kızım. Şöyle biraz Elisiva'ya girdik. Şimdi biraz da böyle Oxo'ya girmek istediler çocuklar. Şöyle bakalım ne var ne yok. Kim kızım? Güzel anneciğim. Denemeden bir şey diyemem ama ben şöyle bir bakayım. Burada hep böyle gençlere yönelik şeyler var ama. Burada da ben varım. Şöyle bakın, şurada çok güzel bir pantolon gördüm. Şimdi bedenini istedim de bunu deneyeceğim. Şöyle cepte. Ne kadardı bunun fiyatı? 700 TL'ymiş. Bedenini istedim, bakalım bir deneyelim nasıl olacak. Şöyle açık renkleri falan var ama onlar... Ceketler de çok güzel ama çok kısalar. Şöyle hep gençler yürüyecek. Bakın çoğu şeyler. Şöyle güzel elbiseler de var. Bu kadarmış fiyatı. 759 TL. Tek renk seviyorum ya genelde. Efendim anneciğim. Geliyorum annem. Aa, şu gömleğe bir bakayım. Gömülmüş. Bunun benzeri var bende. Zaten genelde siyah, beyaz ağırlıklı kullandığım için. Şöyle bir Diyanar'a girdik. Oğlum okuma kitabı bakmak istiyordu. Bir de ona okuma kitabı bakalım. Ondan sonra bir kahve içmeye geçeceğiz Starbucks'a. Evet, oturdum dinleniyorum artık. O kadar çok yoruldum ki gez. Mağaza gezmekten yorulmayan bir kızım var benim biliyorsunuz. Oğlum da bize dahil oldu. Bugün çok pişman olmuş olsa da. Gerçi birkaç ihtiyacı vardı. O olmadan da onları alamıyoruz. Artık malum yaz geliyor. Geçen seneki kıyafetler böyle ufaktan küçük gelmeye başladı. Bu sene dedik ki onları bir yenileyelim. Birkaç alışveriş yaptı oğlum da kızım da. En son artık şurada bir dinlenelim. Ondan sonra eve geçeriz. Bakalım Starbucks'tayız. Şimdi kahve içeceğiz. Çocuklar geçtiler sipariş oluşturmaya içeriye. Ben de bekliyorum burada. Dinleniyorum birazcık. Vallahi ayaklarımı uzattım. Öyle oturuyorum. Ne yapayım? Nereye uzattım ayaklarımı? Şöyle artık kalktık. Arabaya doğru gidiyoruz. Bakalım. Artık eve geçelim. Herkese selamlar arkadaşlar. Güzel bir hafta olsun. İş bitti. Artık gidiyoruz eve bakalım. Yolda görüşürüz. Bugün hiç selam veremedim. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle iş çıkışı. Eve uğramadan birkaç market alışverişi yapayım dedim. Şöyle karpuz bayağı indirimde burada bakın. Şunu alsam mı acaba bilemedim ki. 10 liraya inmiş. Şu küçüklerden bir tane alayım bari. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet vallahi bir video başlattım. Bitiremedim bir türlü. Yoğunlukla alakalı. Biraz kendimi yorgun hissediyorum. Şimdi işte ev arasına gidip gelirken ekstra video çekecek, videoyu çekecek vakit bulamıyorum. Onunla alakalı bir kopukluk oldu. Dedim ki bugün kaldığım yerden devam edeyim. Başlattığım videomu artık bugün bitireyim diye düşündüm. Şimdi işten çıktım. Eve geçmeden yine arabayı park ettim evin önüne. Markete geldim hemen. Birkaç eksik vardı. Onları alayım. Sonra eve geçeceğim. Hadi bakalım. Evde de görüşürüz bakalım sizlerle.
Sizler nasılsınız görüşmeyeli bu arada? Şöyle birkaç bir alışveriş yaptım. Gidiyorum eve. Market çekmedim size bugün hiç. Market dolaşmadım bile zaten. İhtiyaçlarımı aldım. Hemen gidiyorum bakalım. Evde görüşürüz. Şöyle çıktım marketten eve gidiyorum. Vallahi video çekmeyi de özlemişim kız. Gerçekten özlemişim. Ama hepsi bir arada işte çok yorucu oluyor diye videoya ara vermek zorunda kaldım bir dönüm. Neyse bakalım. Bakın şuranın güzelliğine. Nasıl güzel çocuklar cıvıl cıvıl oynuyorlar. Evet arkadaşlar eve geldim. Aldıklarımı yerleştirmeden önce sizinle de paylaşayım istedim. Böyle kola niye yarım diyeceksiniz. Eve geldim. Çocuklar dışarıdan yemek söylemişler. Ama kolaları küçük gelmiş yanında. Onlar da devamını buradan içtiler. Ben de onlarla beraber sohbet muhabbet ederken tabii içtim böyle bir bardak kadar. O yüzden kolamızı yarıladık. Onlar yemek söylediğine göre ben de zaten iş yerinde yediğimde kalıyorum. Hani bir şey yemiyorum akşamları. Birazdan çay demlerim sadece. O yüzden bugün yemek işimiz yok. Yemek yapmayacağım. Aldıklarımı da sizinle paylaşayım dedim. Yerleştireyim. Ondan sonra rahat rahat otururuz bakalım. Normalde şöyle bir temizlik yapmam lazım ama hiç şimdi uğraşamayacağım. Hafta sonu artık yaparız. Şöyle bakın ne aldım? Nugget aldım. Çocuklar severler bunları ama ben sık sık almıyorum. Epey de olmuştu almayalı. Dedim alayım. Arada yesinler çünkü seviyorlar. Şöyle kendime şey aldım. Neydi kızın adı? İşte light bisküvi, kreker ne derseniz işte artık. Bunları götürüyorum iş yerine. Orada sabahları çay yapıyor bir ablamız var. Onunla beraber bir paket sabahta kahvaltı niyetine bundan yiyorum. Çünkü yemek yiyemiyorum. Kahvaltı yani yapamıyorum kesinlikle. O yüzden işte bu bir de galeta benim için çok iyi oluyor. Bu galetalardan da götürüyorum. Değişik işte bir gün galeta bir gün bisküvi götürüyorum böyle. Kahvaltıyı onlarla yapıyorum. Şöyle peynirim zaten bitti. Bitmek üzere de evde. O yüzden peynir alayım dedim. Sadece bunun için gittim neredeyse ben markete. Bir de yumurtam çok az kalmıştı. Gitmişken böyle birkaç bir şey daha alayım dedim. Şöyle ayran aldım çocuklara birer tane. Bir tane ekmek aldım. Nadıl aldım. Bazen oğlum eve geldiğinde yemek istemiyor. Onun geldiğinde ben evde olmuyorum ya. Yemek yemek istemiyor. Ya da hazırda böyle bazen yemek yapamamış oluyorum. İşte akşam geldiğimde yapıyorum ya. O da eve geldiğinde bazen abla da olmayınca tabii abla olunca beraber bir şeyler yapıyorlar ama olmayınca Nadal hemen yapıyor bir tane ya da iki tane. Ben gelene kadar o onu tutuyor. O yüzden ben de bulunsun istiyorum evde. Onlardan aldım. Biraz daha vardı evde ama dedim ki biraz daha alayım da devam olsun. Öyle işte arkadaşlar. Bugünlük alışverişimiz bu kadar. Allah güzel günlerde yemek nasip etsin. Görüşürüz. Selamlar herkese. Ne oldu? Ay o kadar çok korkuyorum ki bu arabalar şuradan araba çıkmış ona basıyor. O kadar çok korkuyorum ki böyle araba böyle birbirine korna bastıkları zaman çok korkuyorum. Hani ne oluyor ne gidiyor trafikte yani böyle o kadar çok duyuyorum ki korna sesi artık böyle her seferinde irkiliyorum ne oluyor falan diye. Neyse güzel bir hafta sonu güzel bir cumartesi olsun arkadaşlar. Ben işten çıktım eşimle oğlum beni almaya geldiler. Şimdi biz oğlumu arkadaşların yanına bırakacağız. Ondan sonra da eşimle beraber dışarı çıkacağız. Şöyle beraber bir vakit geçirelim. Dün akşam 9.30 falandı galiba eşimin geldiğinde sürpriz yaptı bize. Gelmeden yarım saat önce aradı tabii. Geliyorum diye. Öyle iki haftadır falan neredeyse gelmemişti. Şimdi biz beraber dışarı çıkacağız. Şöyle bir gezip dolaşalım bir yerlerde oturalım dedik. Oğlum arkadaşlarının yanına bırakıp ondan sonra çıkacağız. Kızım da sabah arkadaşıyla beraber kahvaltıya gidecekti. Onlar gitmişler. Henüz dönmediler tabii. Biz de böyle işte çocuklar orada burada biz orada burada vakit geçirelim. Hafta sonumuzu değerlendirelim istedik. Eşim de zaten hafta sonları Zonguldak'ta eğer çok böyle önemli acil bir iş yoksa durmak istemiyor. Direkt bizim yanımıza gelmek istiyor. Bu hafta gelemeyeceğim demişti aslında konuşmuştuk. Ben de istiyordum ki gelsin hava güzel olacak diye düşünüyorduk. Gerçi yağmur varmış herhalde yarın ama sabahtan böyle birazcık esti gürledi falan ama devam etmedi yani çiseledi birazcık ama şu anda güzel hava yani dışarıda hava iyi gezilebilir ama biz bir yerde oturacağız böyle eşimle ne yapalım dedik ama tam da karar vermedik nereye gideceğiz ne yapacağız hiç bilmiyorum şöyle bir yerlerde oturup çay kahve bir şeyler içeriz sohbet ederiz çocuklar da akşam olunca herkes eve toplanır öyle bakalım sizle de görüşürüz günün devamında şimdilik hoşçakalın. Şöyle oğlum bıraktık arkadaşlarının yanına
Biz de gidiyoruz bakalım. Şöyle geldik, arabayı da park ettik. Şurada bir çay içelim, bir şeyler yiyelim dedi eşim. Şurada oturacağız bakalım. Ne yiyebiliriz diye bakmaya geçti içeriye. O bir baksın, ben de şurada azıcık oturayım. Hava böyle yağdı, yağacak. Bulutla da, hatta biraz önce biraz yağdı bile. Şurada şey var, doğa park. Oraya da gireceğiz biraz sonra, bakalım burada oturalım da. Şarjım bitiyor işte benim. Şarjım az kaldı, çekemeyebilirim valla. Neyse, çektiğim kadar bakalım. Saçlarıma bakın nasıl kabarmış. Esiyor hava biraz, yağacak çünkü. Burada böyle bekliyorum eşimi. Çay istedim birazcık, hava dedim ya biraz esiyor. Bir bardak çay içeyim dedim. Tatlı bir şeyler de yeriz belki yanında şimdi. Tercih eşime bıraktım ya. Sürpriz, ben de ne yiyeceğim bilmiyorum. Ama şu karşıya gitmek istiyorum, inşallah yağmur yağmaz da orada birazcık dolaşırız bakalım. Uzun zaman oldu oraya gelmeyeli. Ne zamandı? Tatil öncesi, tatilde Zonguldak'a gitmiştim ya, tatil öncesi, yani yaz tatili öncesinde bayağı her gün yürüyüşe geliyordum buraya. Bayağı da güzel kilo vermiştim. Bu sene daha nasip olmadı, başlayamadım. Daha da başlayabilir miyim bilmiyorum. Aslında akşamları çıkıp gelmem lazım. Çok uzak değil burası bize ama işte neyse, bakalım havalar bir ısınsın da öyle. Neyse, işim geliyor bakalım. Çay almış geliyor. Şöyle girdik Doğa Parkı'na, bakın. O kadar güzel bir yer ki burası, çok beğeniyorum. Her sabah burada yürüyüş yapıyordum demiştim ya biraz önce. Hafiften yağmur yağmaya başladı bile, bakın. Biraz da burada oturalım dedik ama. Biz oturduk, yağmur iyice başladı. Şöyle şemsiyenin altına oturduk. Herkes içeriye gitti aslında ama yağmur çok da yağmıyor. Birazcık nemlendi, silecekler şimdi burayı. Ben çayımı söyledim, çayım geldi. Bir bardak daha çay içeceğim. Eşim de dondurma söyledi. Yağmur başladı, kalktık artık biz de. Havalar bir türlü böyle istediğimiz gibi ısınmadı. Bugün güzeldi aslında. Gayet güzeldi, sıcaktı. Ama şimdi bakın yağmur başladı. Arabaya doğru yürüyoruz bakalım.